Selçuk Şireci'nin projesi hazırlıklarını yaparsa SmartTex 360 projesiyle bizimle olacak. Bu böyle bir VR projesi gibi geldi bana. Evet, dijitalleşme doğru mu ve tahmin ettim? Sanal gerçeklik teknolojileri kullanılıyor ve aslında numune üretimini, oradaki maliyetleri bir hayli kısma gibi bir imkan sunuyor. Aslında tabii bir iki tane projede üstünde durmuştuk. Tuşesi, dökümü kumaşın gerçekten önemli, tekstil için önemli konular. Selçuk Bey'in projesinde bunlara getirilen çözümleri görmiş olacağız açıkçası. Evet Selçuk Bey, hazır sanırım. 4 dakikanızı başlatıyorum o zaman Selçuk Bey. Çok teşekkür ederim. Pınar Başkanım merhabalar. Tüm jüri üyelerine selamlar, saygılar. Biz tekstilde dijitalleşme ve sanal gerçeklik teknolojileri üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Kurucu ortakları olarak ben Selçuk Şireci, 1992 yılından bu yana yazılım sektöründe hizmet veriyorum. Ortağım Ergin Aydın da Blokmoda Tekstil diye bir şirketin de aynı zamanda ortaklarındandır. Her ikimiz de sektör tecrübesi olarak çok uzun yıllardır piyasada bulunuyoruz. SmartTex 360 projemiz ile numune üretiminde %80 tasarruf yapmayı amaçlayan çözümlerle karşınızdayız. Sektörde hepinizin malum olduğu üzere yüksek numune maliyetleri, enerji sarfiyatı, çevre kirliliği, uzun numune süreçleri gibi problemler yaşanmakta. Yaptığımız bir araştırmaya göre bu sadece konfeksiyon tarafında yapılmış bir araştırmadır. Yılda 150 milyon tekil numune üretildiğine, 3 milyar metre kumaş, 3 milyar euro enerji, 500 milyon ton su ve 20 milyon kilogram karbon salınımına sebep olduğunu gördük. Yine numune üretim süreçlerinde konfeksiyon tarafındaki sürelerdir bunlar. 50 model için 25 gün gibi bir zaman harcandığını yine görüyoruz. Bunların tamamının 1200 adet ortalama yılda numune üreten bir firmaya 112 bin euro gibi bir maliyeti olduğunu saptadık. Çözüm ne diye sorarsanız, çözüm dijitalleşme, hepimizin şu an çok sıklıkla kullandığı bir kelime. Burada biz tabii ki iplikten başlayarak mamule kadar giden tüm süreçleri aslında dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Dijital kumaş, modelleme, 3 boyutlu dikim, avatara giydirme, sanal showroomlarla da satışa kadar aslında bu süreci tamamlıyoruz. İplikten başlayacak olursak, elimizdeki yarım metre iplikle aslında biz bir kumaş üretebiliyoruz. Tamamen bilgisayar ortamında bir simülasyon yapıyoruz. Burada video ile çok vaktinizi kaybetmek istemiyorum. O yüzden oraya geçtim ama dediğim gibi yarım metre iplikle her türlü kumaşı, dokuma, örme, triko gibi kumaşların tamamının simülasyonlarını yapabiliyoruz. Sonrasında distribütör olduğumuz programlarla bunları avatarlar üzerine 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamında gerçek bir kıyafet diker gibi dikiyor ve giydiriyoruz. Yine kendi üretmiş olduğumuz dijital avatarlarımız var ki Zara'nın dahi avatarını ürettik. Fitler artık dijital avatarlar üzerinde bu 3 boyutlu programlar sayesinde yapılabiliyor. SmartTex 360'da farklı modüllerimiz mevcut. Bunlardan bir tanesi direkt bilgisayar ortamında ya da web ortamında çalışan, ürünlerinizi 360 derece sunabileceğiniz, her türlü renk varyant değişimlerini yapabileceğiniz yazılımlar şeklinde ve buraya yerleştirmiş olduğumuz kumaşların da metrekare gramajına göre salınımlarını da veriyoruz ve siz bilgisayar ekranında ya da sanal showroomlar içerisinde bunları sallayabiliyorsunuz. Çok kısa şuradan hemen bir video oynatayım. Sanal showroom içerisinde dünyanın neresinde olursa olsun aynı anda 30 müşterinizle beraber aslında bu ortamda bulunabiliyorsunuz. Son bir dakika. İçeriye yerleştirmiş olduğumuz kumaşlara yine metrekare gramajına göre dokunarak salınımlarını görme şansınız olabiliyor. Buraya da geçiyorum. Yine Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin düzenlemiş olduğu moda konferansında Türkiye'nin ilk sanal defilesini yapmıştık. Mehtap Elaydın'ın ürünlerini modelleyerek. Dijitalleştiğimiz zaman biraz önce bahsetmiş olduğum tüm konularda aslında %80'e varan oranda tasarruf sağlayabiliyoruz. Yine dijital numune üretim sürecine geçtiğimizde 50 modeli 25 bin gün yerine 5 binde üretip müşterimize sunma şansımız olabiliyor ki bu fast fashion'da bir an önce bir arkadaş bahsetti. 56 tane sezon olduğunu düşünürsek bu çok önemli bir unsur. Yine maliyetlere geldiğimizde bir firma için yılda ortalama 62 bin euro gibi bir tasarruf sağlıyoruz ki bu ilk yıldır ikinci yıldan itibaren %80'e bu oranları çıkarabiliyoruz. Son yine toparlayıcı cümleleri alırsak. Tabii,
sektörde birçok farklı firmaya hizmet vermekteyiz. Sistemlerimiz kullanılmakta, birçok farklı mecrada da yine ürünlerimizle alakalı sunumlar yaptık. Dijitalleşme, tasarruf ve verim diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet Selçuk Bey, çok çok teşekkür ederiz. Zamanında bitirdik. Jürilerimizin sorusu var mı bu projeyle alakalı? Buyurun. Selçuk Bey merhaba, Ömer İş ben. Merhabalar Ömer Bey. Fikrinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir çözüm. Ben bir yorumunuzu merak ediyorum. Özellikle satın almacı arkadaşlarla bir numunesinden bakanlar ve sizin çözümünüzü kullananlar aradaki farkı nasıl yorumladılar? Öyle bir canlı örnek var mı anlatabileceğiniz? Tabii ki şöyle hemen bir örnek vereyim. İpek Ertex'i İhsan Bey'le biz bir karşılaşmamızda projemizden bahsetmiştik kendilerine. O da demişti ki ya bizim kumaşlarımız işte Kupro vesaire çok özel kumaşlar. Dolayısıyla biz bunların efektini bilgisayar ortamında veremeyiz. Hele sanal gerçeklik ortamında hiç veremeyiz. Biz de kendisinden bir 8-10 tane numune istedik. Gönderdiler. Kumaşların simülasyonlarını yaptık. Sanal showroom'a yerleştirdik ve kendilerini ziyaret ettiğimizde sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak ya da gözlüksüz o ortama girip kumaşları içeride dokunduktan sonra projemizi okeyledi zaten. Kendilerinin şu an projelerini yapıyoruz ki görmüş olduğunuz showroom hepiniz bilirsiniz İhsan Beylerin kendi showroomlarıdır. Biz direkt birebir kendi showroomlarını modelledik. İçerisine ürünlerini yerleştiriyoruz. Müşterileriyle artık sanal ortamlarda buluşup ürün satışı yapabilecek. Aynı zamanda video chatler de bu ortam içerisinden eklediğimiz yeni bir özellik. İstediğimiz manzarayı da görmüş olduğunuz üzere kullanabiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Evet, bir soru daha alabiliriz. Benim bir sorum var Selçuk Bey. Öncelikle tebrik ederim. Çok, çok güzel teşekkürler. Bir proje. Benim de hani ilgi alanıma giren bir proje. Kullandığınız third party yazılımlar var anladığım kadarıyla. Var tabii ki. Var dediniz. Onlar işin nereye kadarlık kısmını yani sizin yazılımlarınız yapıyor? Şöyle bizim yazılımlarımız SmartX 360 yani şu görmüş olduğunuz yazılımın tüm altyapısı tamamen bize aittir. Yani ürünleri 3 boyutlu modellemeye kadarki kısmı farklı programlar kullanarak yapıyoruz. Sonrasındaki tüm aşamalarda biz devreye giriyoruz ve tüm yazılımları kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. Mesela şimdi mesela bu ekranda kalabilir mi numaralar? Mesela atıyorum bir konfeksiyon üreticisi işte bu numuneyi üretmek için normalde satış fiyatı 50 lirayken 300 lira bir masraf yapacaktır. Peki sizin yaparkenki masrafınız nedir? Yani sonuçta burada bir 3D artist kullanılacak bir personel ihtiyacı var. Burada bir maliyeti karşılaştırabilir miyiz? Yani tabii ki, konfeksiyoncu yaparsa bu, dijital olarak yaparsak, biz yaparsak maliyeti budur gibi. Şimdi bir ürünün ortalama $500 gibi bir maliyeti var. Numunelerden bahsediyorum. Eğer kendi bünyesinde bu programları kullanmıyor, tamamını bize dahi yaptırıyor olsa, yani bir modeli dijital olarak bize modelletmek isterse €60 gibi bir fiyatımız var. Ama zaten genelde konfeksiyon firmalarının artık çoğunda bu programlar olmaya başladı ki biz çok efektif bir fiyatla yani 4000 euro gibi bir rakama 5 kullanıcılı DC Suite programımızı şu an sektöre zaten sunuyoruz. Kendi bünyelerindeki mevcut personelleriyle bu işlemleri zaten çok kolaylıkla yapabiliyorlar. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Rica ederim. Evet. Süreyi de ben bir soru sorabilir miyim? Burada bir son soru olarak alalım. Son bir soru alalım. Buyurun. İstemek istediğim bir konu var. Selçuk Bey, diğer adayları da çok çok ileride projeniz. Hatta projeden çıkmış, ticarete dönmüş. Çok teşekkür ederim. Yani oldukça ileridesiniz. Buradaki tam katılma amacınızı anlayamadım. Programınızı ve şirketinizi tanıtmak mı yoksa bu yarışmadan elde edeceğiniz sonuçla geliştirmek istediğiniz yönleri mi var? Şöyle açıkçası, biz geçen sene de ilk TechX Style programına müracaat etmiştik. O zaman da kabul edilmişti fakat geçen sene kısmet olmadı. Bu sene biz Pınar Başkanım'la da görüştüğümüzde kendileri sağ olsunlar geçen sene niye katılmamışlar demişler bizim Akif Beylere. Biz burayı niye önemsiyoruz? Her şeyden önce sektörün tamamı bizim için potansiyel aslında bir müşteri. Yani Bursa'ya çok önem veriyoruz bu konuda ve biz projelerimizi sürekli geliştiriyoruz aslında. Yani biz bir standart program gibi bir hizmet vermiyoruz. Her firmaya özel çözümler üretiyoruz. Dolayısıyla sektör paydaşlarıyla beraber
Biz hem işimizi büyütmek istiyoruz, hem sektöre gerçekten fayda sağlayacak, biz çok uzun yıllardır bu sektör içerisindeyiz, fayda sağlayacak çözümler üretmek için ve bunları sizlere tanıtabilmek için buradayız açıkçası. Demek evet. ki görünürlük çok önemli değil mi? Ve TechXStyle orada gerçekten önemli bir faktör olacak. Biz geçen yılda bunu aslında biraz kamuoyunun dikkatine getirmiştik. Yani 500 yıllık daha belki eski Bursa'nın bir geleneği var. Dokuması, ipeği, kumaşı. Acaba diyoruz şimdi de Bursa bütün dünyanın tekstil dikeyinde girişimcilik ve inovasyon hub'ı, merkezi olabilir mi? Tam da bu soru aslında... ve Selçuk Bey'in cevabı da oraya oturuyor gibi. Pınar Başkan ne diyecek bakalım? Aslında hocam tabii bu bizim kafamızdaki düşüncelerden bir tanesi ama burada Selçuk Bey'in söylediği önemli bir şey var. Biliyorsunuz pandemiye kadar sonrasında da dijital olarak devam ettirdik. Akıl fikir buluşmaları yaptık geçen seneki finalistlerimizle. Hepsiyle tek tek görüştük biliyorsunuz. Onlar için de en fazla önemsedikleri şeylerden bir tanesi müşterilerinin karşılarında olduğu sanayicilerle bir araya getirildikleri prezentasyonlarını yapabilecekleri ortamları sağlıyor olmamız. Selçuk Bey'in de burada bence bu etkinliğe katılmak istemesinin sebeplerinden bir tanesi budur diye düşünüyorum. Aslında bu bununla ilgili de büyük... bir ödülümüz var değil mi Pınar Hanım? Yani görünürlüğü ayrıca bir ödül olarak da sunuyoruz. Bu sene onu, evet, geçen seneki girişimcilerimizden aldığımız feedback'te de bu sene öyle bir ödül daha koyduk. Ulusal basında, mecralarda görünürlük ödülü birincimize veriliyor olacak. Tabii tanıtım anlamında bunlar gerçekten girişimcilerimiz için önemli kaynaklar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Bizim için çok çok önemli olduğunu üstüne basarak söylemem gerekiyor Pınar Hanım gerçekten. Evet. Yatırım arayışınız var mı acaba? Açıkçası bir yatırım arayışımız şu aşamada yok ama her türlü tabii ki işbirliğine aslında bizi ileriye taşıyacak işbirliklerine de her zaman açız. Yani hiçbir şeyin önünü kesmek istemeyiz. Ama hani maddi olarak şu kadara ihtiyacımız var. Onu alırsak da şu noktaya geleceğiz gibi bir durum söz konusu değil ama dediğim gibi yani her türlü paydaşla bu konuları görüşmeye her zaman açız. Evet, bu da aslında güzel bir noktayla tamamlamış olduk. Selçuk Şireci'ye çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. SmartTex 360 herkese, projesiyle katıldı. Herkese saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz.